Hastalara et olsun, manyaklara et olsun. Kafayı kırmışları, hastaları. E-Talks'la çarpan yüreklere selam. E-Talks'la çarpan yüreklere selam. Hakkını helal et kral. Bir H-Talks hastasına denk gelmişsin. O çocukların hiçbirinin tedavisi yok. O çocuklar buranın hastası. Hastalığı. H-Talks'la çarpan yüreklere selam. E-Talks'la çarpan yüreklere selam. E-Talks'la çarpan yüreklere selam. H-Talks hastasına denk gelmişsin. O çocukların hiçbirinin tedavisi yok. O çocuklar buranın hastası. Hastalığı. E-Talks'la çarpan yüreklere selam. E-Talks'la çarpan yüreklere selam. E-Talks'la çarpan yüreklere selam.
Evet, olsun hastaları, delileri, manyakları, kafayı kırmışları arkadaşlar. Journeyman sapıkları tarafından öldürülmemek için zorla yayındayım. Korkunç bir hastalığım var. İyi durumda değilim. Ama eğer ki ben bugün tweet atsaydım, hastayım, journeyman'i erteliyoruz diye, büyük ihtimal kapımın önünde şişlenirdim. O yüzden bugün zorla buradayım. O yüzden bugün aksiyim. Aklı olan topçu doğru düzgün oynar. Aklı olan topçu sorun çıkarmaz. Bu 3 saat içerisinde aklı olan başkan benim taleplerimi reddetmez. Agresif bir kariyer videosu geliyor. Aklı olan önüme çıkmaz. Aklı olan o A lisansını bana ayarlar. Sert bir, agresif bir giriş yapacağım başkana. Bakın bunu söylüyorum. Hoca, göz ameliyatı oldum. %10 görüşle ben de buradayım. Abi adam göz ameliyatından sonra burada. Biz nasıl gribiz diye yayın açmayalım mesela ya. Adam diyor ki göz ameliyatından sonra buradayım. Selam. Selam. Selamlar. Merhaba. Alanya ile bir serüvene çıktık. Serüvende yayın neredeyiz? Alayım. Önce bir onu konuşalım. Alanya Spor'la geçen sene kaçıncı olduk? Alanya Spor'la geçen siz yayın veririm dur. Alanya Spor'la geçen sene kaçıncı olduk? Her bölüm bir önceki bölümü az bir gösterelim. Dördüncü olmuştuk. Dördüncü olduktan sonra yazın. Şu tayfayı aldık. Yine full bedelsiz çünkü kulüpte para yok. Batshuayi, Quintila, Kenan Karaman, Mbayen Yang, Tyron Minks ve Sergi Kanos'u aldık. Hepsi bedelsiz transferler. 120 bin euroya Kamara'yı sattık. Onun dışında Baran Aksakay'ı maaşını %70'ini ödeyecek 1461'e kiraladık. Onur Demir, Buaya Diye ve Mustafa Tiki'den de çıktık. Kadromuz şöyle, şimdilik böyle, sakatlarımız var. Tyron Minks'in hafif sakatlığı var. Batshuayi sakatlıktan yeni çıktı. Sergi Kanos ilk 11'e dahil olacak ilerleyen dönemlerde. Orta saha yedeği olarak Neto Moura var ve Bartu Elmas var elimizde. Transferin son saatleri, Gökhan Sazdağ'ını da Ankara Demirspor'a verirsek görüşmeler ilerliyor. Gökhan Sazdağ'ını 925 euroya satıyoruz. iPhone 14 Pro Max 1100 euro. Yani korkunç bir durumdayız. Onu satabilirsek oradan gelecek parayla belki bir 100 bin euroluk, 110 bin euroluk falan bir maaş açığı yaratıp, maaş boşluğu yaratıp 100-110 bin euro bandında bir tane 34-35 yaşında bir bitiye daha imza attırmayı düşünüyorum. Çok fazla yorum geliyor. Abi niye bunlar alıyorsun? Kardeşim parayı bana verdin. Bana 20 milyon euroyu verdin de ben mi 36 yaşındaki Wilfred Zaha'ya kral bende Hatay peyniri var senin götün kadayıf olmuş kıllarla bir künefe yapalım diyorum. Elimizde bu imkanlar varken bu oluyor. Bu imkanlar varken bu oluyor. Mecburen yaşlıya gidiyoruz. Şimdi bize bir tane orta saha merkezde oynayabilecek ihtiyar bir adam lazım. Şimdi onun için de Gökhan Sazdağ'ı bekliyorum. Gökhan Sazdağ'dan çıkabilirsek eğer şuradan hani MO oynayabilen bir adam, hem de hani hem MDO yedeği yapacağım hem ofansif orta saha yedeği yapacağım. Sivit Sesler diye bir adama gittim. Yayın dışı adam inanılmaz topçu. 25 yaşında. Özellikler şu. Dedim bir maaşını sorayım. 1 milyon 100 bin euro maaş istiyor bak. Sivit Sesler. Bundan bir ret yedim. Ondan sonra birkaç adamdan daha ret yedim de. Şu Kevin Campbell'dan da ret yedim. Kevin Campbell'da 250 falan istiyor. Bakayoko'ya falan belki son gün bir ısırık atabilirim. Belli olmaz. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'ndeyiz aynı zamanda. İlk maç Shamrock'u 3-0 yendik. Bu ikinci maç. İkinci maçta Kurbelis'i dinlendireceğim.
Iglesias'ı dinlendireceğim. Geçmiş olsun diyen kardeşlerin hepsine teşekkür ediyorum. Sen de mi hastasın abi? Felaket durumdayım abi ben. Koray abi beni mahvetti ya. Aynı sıkıntı bende de var ya. Oh. Dün 7 tane falan ıhlamur içtim ya. Tavsiye var mı ya chatten? Chatten tavsiye... Bu hastalık işlerinde en iyi tavsiyeleri ben veririm. O yüzden kimseden tavsiye almayacağım ama... Tavsiye almam, tavsiye veririm. Yani hastalık işlerini o kadar iyi yönetirim ama... Ben senden alayım. Terleyeceksin ya. Bunun başka yöntemi yok. Arkadaşlar vücut... Vücut suyla döner. İçeri soktuğunuza ve dışarı çıkardığınıza dikkat edin. Eyvallah. Onu iyi dedin. Elenme işi mi var? Elenme işi harbi yayını güzel yapar ama 3-0'dan elenme işi. Hani birazcık biri da rating diye belenelim derim. Biri hasta olmayacaksın demiş çözüm olarak. Güzel öneri. Emre Cirit 5 abonelik hediye etmiş. Teşekkür ederiz. 2'yi yersek eleniyoruz bu arada. Hazır olun. Tamam, elendik. Shamrock Rovers. Yayın böyle sert mi başlar peki? 3-0'ın rövanşında elenerek mi başlar? Elenmeyeceğiz ki. İyi dedin lan onu. Avrupa Kupası için bu dandik takımdan gitmedik zaten. Bir pozitif futbola mı çeksek abi acaba? Hani biraz kendilerine gelsinler. Harbi bir top mu oynasak ya? Ne oluyor? Geliyor geliyor gol geliyor. Asla gelmiyor da. Aslak bir tane ya. Niang! Oy! Baya Niang. Bu senenin en önemli transferlerinden biri. Hem Baya Niang abi. Ya şu Tete saçmalığı forvetli olduğu sürece. Tete yedek normalde de. Bak şu ayın sağlık durumuna çok güvenemedim. 3 gün sonra da Başakşehir maçı var. Süper Lig'in çok önemli bir müsabakası arkadaşlar. Başakşehir maçı. Süper Lig'e başlıyoruz. Fresh bir start istiyorum Süper Lig'de. Konsantrasyonu oraya kaybetmeyin diyelim. Saklamak mantıklı oraya ya. Batshuayi alan şey Başakşehir maçında şov yaptırtacağım. Hadi bakalım. Birazdan Rose Barkley'i de çıkaracağım oyundan. Yani biraz daha güveneyim skora da. Bizim kadro iyiymiş lan. Bizim kadro abi bedava kurduk bunu. Bunu bedava kurduk. Eren Yıldırım, Hasan abi bir şey soracağım yanlış anlama. Dışarıda görüp sarılsaydım beni döver miydin? Eren'cim seni hemen polise verirdim. Çünkü şundan dolayı ben temas sevmiyorum. Yani gördün beni Hasan abi merhaba dedim. Fotoğraf bilmem ne dedim. Onların hepsi candır. Ama sarılma işi tacize girer ve seni maalesef polise vermek zorundayım. En daha kırmızı kart. Ya en daha sen var ya hakikaten. Sana bir şey diyeyim mi bak. Sana bir şey diyeyim mi? Sen harbiden malbaşsın oğlum ya. Yaralı parma işemeyen adam. Tam skora güveneceğimiz dakikalara geliyorduk. Kırmızı işi. Benim adam farkını gösterdi derim. Abi Endao'dan nefret ediyoruz yazmışlar chatte. Harbi ben de nefret ediyorum bu arada. Poyraz vardı. Poyraz'ı çok severlerdi. Poyraz'ı Trabzon vermiyor. Geçen bölüm denemiştik. Onu biri sormuş hatta yorumlarda. Şeyi de sormuş. Van der Heyden'i bir sene daha kiralayın Feyenoord'dan. Onu da denedik. Onu da Feyenoord vermedi. Beyler adam ne? Bu hayrat mı? İyi topçusun niye bize versin adam bir sene daha bedavadan? Hayırdır? Hayır işim yapıyor Feyenoord'da. Yeni Van der Heyden'lerler bulmak lazım. Bir şeyler yaratmak lazım. Merak etmeyin. Ağanızın transferin son haftası meşhurdur. Ağanıza biraz güvenin istiyorum ya. Alanya vasıyız ya. Rahat olun. Ben de diyorum size. İki tane bomba indireceğim diyorum. Son gün. İki tane bomba. Bana güvenin ama. Güvenmeden olmaz. Bak Vikingur.
Yok. Kungur elenmiş. Biz kimle oynayacağız şimdi? Daha belli değil. Belli değil. Güvenmesek gemiye binmezdik. Rahat yok. Olun abi ya. Bir iki tane bombam var bak. Son gün. Yeter ki şu Gökhan Saz daha gitsin. Yalnız bak, Başakşehir gitmedi. Depresi. Abi görüyorsun değil mi? Gitmedi. Aracı temsilci. Şeye nereden bakıyoruz? Benim kafada bir plan var. Bir oyuncuyu sattığımızda yüzde kaçı geliyor? Ona nereden bakıyoruz? %10'u mu? %25'i diyor galiba. %25'i geliyor. Bak yukarıda abi. Bütçenin altında. %25 mi? Onu nasıl aynen yükselt diyeceğim? Ben İglesias'ı satacağım son gün. Nasıl yükselt diyeceğim? En alttaki. Transfer bütçesinin kullanım yüzdesi mi? Aynen. Onu 50 yapıp Iglesias'ı 10'a satsak, oradan bir 4 milyon euro indirsek. Bir tane veteran alırız yerine. Aynen öyle. İyi dedin ona. Sen bir sayı yazamama işi. Ama biz sayıda kimseyi yazamıyoruz şu an. Şimdi başkan ne diyor? Başkan bir şey demiyor. Hamza için kiralama teklifi. Hamza'nın hepsini verin alın. Vermez ki. Maaşı fena değil. 50 ver. 67 bin açalım. Hadi ver ya. 20-20'dir abi, gitsin oynasın. Berzan'a ne diyorlar? Berzan'ı al ya. Berzan Yamukoğlu. Berzan, bunların hepsi kiraya abi. Ama bana biraz güvenin. İki tane bambaşka indireceğim. Çok bak, Alanya Jorginho transferinden 250 bin euro aldı mesela. İyi iş. Süper. Ama konuşulmaz. Anladın mı? Konuşulmaz. Kulübe kazandırdığımız paralardan yol oldu. 65 bin. Sıkıntı yok. Jorginho'ya niye para geldi bu arada? Bak reddediyor ya. 20 defa forma giymiş gitti kulüpte. Ha. Asbenallah. Allah'ım ya Rabbim ya. %25 ha. Peki mesela Iglesias'ı kaç veriyor? Mesela Iglesias'ı 10'a satsak 2,5 mu verirler? Aynen. Ama Iglesias'ın payı var mı mesela bir yerlerde pay? Bak satış bezelinden %20 zaten Iglesias'ın. Oo. Yani buradan 8 kalıyor. 8'in %25'i 2. 2. 3,2. Hayır pardon. Aynen. 102. 2 milyon mu verecek? Bir de Iglesias'ın serbest kalma bedeli zaten o. Ya yani onu da vermez ki adam. Oo, temsilcilere bak dayı. Temsilcilere bak. Yok, bu plan iptal. Başka plan bulacağız beyler, bir dakika. Kiralık planına bakacağız. Oo, Minks'le Mbaynyang'da şey lisans yok diyorlar. Niye yok? Çıkartırız. Hayırdır la? Seçim onayla. Şimdi Batshuayi forvet abi. Kanos dışarı. Evet. Iglesias sağ açığa yeniden. Urbelis yeniden orta sahama dön. Özledik. Tyron Mings Adams istiyorum. Onun dışında bir şey yok. İyiyiz iyiyiz. Kodur maçın ya. Belli bir bölümünden sonra da Kenan Karaman dakikaları başlar bu arada. Golü var bu maç. Abi sözleşme maddelerine bak. Oradan erken ödeme alabilirsin diyorlar. Öyle bir şey vardı. Ha evet evet. Eğer pay varsa birinde bir topçudan aynen, ondan erken ödeme alabiliyoruz. Doğru. İyi iş lan chat. Aha aha. Hadi. Aha.
Abi. Geçirtmeyin be çocuklar şunu. İyiyiz. Quintila. Ne sol bek aldık bedava ya. Hadi. Kurbelis, Kurbelis. Aha. Abi Kurbelis ya. Güven ya. Takımın harbiden kaptan bu arada. Takımı ya. Kaptanlığı da verdim. Birinci kaptan. Sıkıntı yok. Kahvemi yudum diyorum. Oynar bu takım. Batshuayi 2. Bu kadar. Kurbelis asist. Bu hocam geriden çıktı. Saçmalarsın bu kararla. Gol. Gol hocam. Geriden çıktı Batshuayi. Kurbelis nasıl bir orta saha oyuncusun lan sen? Beyler. Harbi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kurbelis'in galiba Beşiktaş'a aldıracağım. Haydi. Galiba Beşiktaş'a aldıracağım kurup. Oy! Oy! Kolsu buydum. Ne oynuyoruz ya? Başakşehir deplasmanında 3'le başlıyor takım lige. Yok ama tesadüftür böyle şeyler. Şampiyonluk şarkıları söylemeye başlarız yalnız. Burada böyle çıkıyoruz. Yayın sonunda hele FM manyaklarına bir haber var ki. Yayın sonunu beklesinler. Allah Allah. Tabii. Oo! Hocam bu da gol. Ne oluyor ya? Bak saçmalamaların üst üste başladı. Senin bu da gole. Bunu vermedi galiba. Yo verdi. Gol. Gol gol gol. 4-0. Ne yapıyoruz izliyor musunuz? Simülasyon bitmeyecek mi? Yani sıkıldın mı sen maçta? Hadi başkan. Bir sonraki maça gidelim. Bu ne? Quintila. Bedava aldığım sol bek. Güzel bir orta. Aha. Be. Daha son gün bombalarım var mesela. Bu takıma daha 2 tane son gün bombası yapacağım. Abi tempoyu mu düşürsek yorulmasınlar? 4 attık zaten. Kardeşim bırak oynasın adam alıştı ya. Bozma ya. 5 oldu bak. Batshuayi 5 oldu. Başakşehir, Başakşehir leş oldu. Öyle denir. Leş oldu. Haydi. Rakipler leş oldu denir. Başakşehir'in daha şut yok mesela. Konsantrasyon deriz. Talimat. Tempoyu standarda çekeriz. Oy direkt. Kasım hadi. Yağla valla. Yarıdan 5-0 ya. Öyle oynarız. 6. Ay. Yas bunları atmazsan o yüzden menajer de diyor 3 lira alırsan al almıyorsan devam et diyor menajer. Hafiften çıkarırız ya Batshuayi falan. Öyle şeyler lazım. Kenan Karaman dakikaları bunlar. Ben 3 değişiklik yaparım bu dakikada ben. Milli halt, Sambi sayı alırım. Avrupa'da oynatamıyoruz. Kenan Karaman'ı alırım. Bir de sakatlıktan yeni çıktığı için Tete'yi alırım. 2 değişiklik daha yapacağım ilerleyen dakikalarda. Kenan'dan da çok büyük umutlarım var. Tam bir görev adamı aldık Alanya'ya. Harç aldık. Bakın beyler. Sürekli Tete nedir Umut? Nedir abi? Klasik Anadolu forvet. Tete tuğladır. Batshuayi nedir? Nedir abi? Beton mu? Tuğladır. Bu gol iptal olmalı işte. Barkley nedir? Barkley nedir? De tuğladır. Tuğladır. Melih Altıkulaş nedir? Tuğladır. Bok tuğladır. Harçtır. O tuğlaları bir araya getiren. O çocuk dersin lan bunun ne önemi var bu takımda dersin. O harçtır. Kenan Karaman harçtır. Gökhan Sazdağı harçtır. Bu adamlar bu takıma lazım. Aha bak. Aha. Ya konuşurken çıkıyor ya. Konuşmadan çıksa. Konuşurken çıkıyor. Kurbelis kolondur deriz ama. Kurbelis kolon. Dedik bu maç golü var diye. Endaoy'u da almak istemiyorum ya. Yok. Al al al. Endaoy'u bir sıra oynatmayacağım. Al. Yok ya. Ha, oraya ne yapalım biliyor musun? Onu merkeze çek. Bartu Elmas mı? Yok. Neto Moura girsin. O kadar da. Neto Moura'yı da o kadar hiç oynamayan hale sokmayalım. Öyle de demiyorsun da. Bir tane daha değişiklik. Bak oraya da Bartu girsin hadi. Kurbelis'i de dinlendiririm bu sezon kaptan. 6-0 ya ilk maç. Yapma ya. Bu kadar da bilme top işini. Top işini bu kadar bilmeye gerek yok ki. Lig böyle tayin edilsin ya.
Lider mesela. Selam durmazsınız ama lider. Bir sonraki maç İstanbulspor. Güzel. Fikstürü de tatlış. Fikstürü de balış. Oradan ama Beşiktaş deplasmanına gideceğiz. Aa dur. Kura çekimi. Kura çekimine giderim abi. İlk kimi istemiyoruz? Birinci maç. Seriye başlayayım. Aa, Z almayayım. Hiç hızlandırmam bile. İzleyeceğim. Keyifle izleyeceğim. İlk kez buralardayız. Biraz tadını çıkaralım. Aa, Z istemem. Bize kim gelebilir? Aa, keşke bu gelse ya. Dinamo Bitlisi ver bana. Batum'u alayım hemen lan. Hızı 2x yaptım. Dinamo Bitlis. 3x'deyiz sanki. Harbi 3x yapsak da çok şey olmaz gibi geldi. 3x yapıyorum da bir Dinamo Bitlis'e rakip bulamadılar ya. Ha, Karabağ. Karabağ. İlk rakip Çek Baba. Kim geliyor? CSKA Sofya ver alırız. Hemen alırız hemen. Kime gidiyorsun CSKA? Estoril. Linfield. Hayır. Bedavadan Linfield'a gidiyor dayı. Biz kesin Prag'lardan birine gideceğiz ya. Renders. Bunu alayım. Bunu da alırım var ya. İyi. Güzel. Ağzıya bize mi gelecek diyor. Ludogorets istemem abi. İstemem valla. Sıkıntı. Verme bize böyle bir şey. Aris güzel. Ya Slavia ya da Sparta. Maribor. Bunu da alırım. Alayım. Bunu da istemeyebilirim ya. Ferencvaros. Ne alaka? Şey ver bize ya. Verme ya. Versene ver. Verme. Beşiktaş elemiş diyeleriz be. Galen. Yok. Kim geliyor? Zorlar kaldı beyler. Hepsi zor. Baksana takımlara. Gelmeli ya. Gelmesin. Çek Cumhuriyeti'nin gediklisidir abi. Nasıl eleyeceğiz bunu? Servete. Lütfen. Allah. Dedik bıraklardan biri. Kötü ya. Abi ya. Bize kötü geldi. Bize kötü geldi. Bize kötü çekti. Elinin ayarını deriz. Berzan Altınordu güzel. Berzan Altınordu. İyi iş. Aa, hemen geldi lan maç. İyi. Ona biraz kafaca hazırlansaydık of, çıtır transferlerimi yetiştirseydim ya. Hamza geldi güzel. Hamza gitti daha doğrusu. Kenan abi bir şey yapsana. Haydi. Transferlere girsene be. Olga Ciğerci gözüme çarptı. Bado Endaya beni çok şey yaptı. Bado Endia'ya ne istiyor abi? 26 bin mi? Hoş geldin. Hadi. İyi yedek abi. Gibi. İyi yedek abi alırım. İyi yedek. Abi transferlere girsene be. Nereye gireceğiz oğlum? Ne transferinden var? Transferlerden. Maddelere baksana be. Alabileceğimiz para var mı erkenden? Erken ödeme aldı. Erken ödeme aldı. 45 diyor. 45 bin euro. Ekle başkan. Sen bilirsin. Erken ödeme al. 184 bin euro diyor lan. Alayım. Ne oldu bizim bütçe? Güzel abi. 100 Güzel. Bin daha var. Bir tane daha böyle bir iyi tane, adam alırız. Dur. Çekeceğim. Rahat olun. Bir tane daha çekilecek. Orta sahayı Bakoyoko. Kapattık bence ya. Orta saha tamam bir tane yok. Bir tane de rastgele alacağım. Hakim Ziyech mi? Ah be. Zaha mı? Gelmez mi ya? Gelmez. Gelmez. Zaha'ya Murat baksana. Zaha gelmez mi? Zaha da gelmiyor. Bak fakirin. Fakirin karnı doydu. Şey diyeyim mi? Tekrar mı? Ben kralı özledim galiba. Yok, ben yok, bu cimcimeyi yok özledim galiba. Bir bakalım aşağı doğru. Marvelous Nakamba diyor. Yok. Tosaya bunu mu alsak lan aslında? Bunun yaşı en az 42 falandır. Harbi. Ama fiziği NDI'den iyi.
Hans Van Aken. Ananı bu ne? Ne var bizde? Bizde de 66 bin para olmasına deliririm ya. 3 kuruş var bizde abi. Fıttıracağım ya, dur. Dur beyler. Yani kimse heyecanlanmasın. Bak. Heyecanlanmayın. Mahvederim sizi. Kiralama listede de. Tamam mı? He. Heyecanlanmayın. Yasa değerine göre sırala. Hannibal vardı. Abi Chelsea bedava veriyor genelde. Orada bir çuk şey vardı ya bir tane, adını söyleyemedim. Ha bu. Chukwuemeka. Aynen. Bedava veriyor genelde Chelsea oyunda. Chukwuemeka'yı bize bir sene ver oynatak. Veriyor gibi de geldi ama. Beğenirsek alırız 6.5 elimizin kiri. Abi be. Aynen öyle. Hannibal'a bak istersen abi. Hannibal. Uf. Bunlar bedava gelmez ki. Hannibal'ı ver abi bize mesela. Aa, bir dakika. Aa, zorunlu diyorsun. Yok, kaçarız. Öyle demiyor. %100'ünü ya, ver diyor ya. Dur, bulacağız ya. Bulacağız. O nasıl şeyi bulduysak yine bulacağız. O bir oğlan bulmuştuk ya. Bak mesela hangisi Leicester abi? Bu çocuğu kiralık istiyormuş. Misalem mesela. Şu gelmez mi ya? Abi yok, siz niye topçuyu bize satmanın peşindesiniz sürekli ya? Opsiyonlu diyor da. Bize sürekli bir kerkime peşindesiniz topçularınızı ya. Ay. Ne bu yakışıklı? Buna ne diyorsun? Ellas. Buna zor diyorlar genelde. Oo. Alayım. Ah. Ah. Nasıl alabildik lan bunu? Çok mu verdik? Aylık verdi 80 lan. Bin. Ne ediyor yani? 800 bin. Bin civarı. 1 milyon daha aşağı. 1 milyon civarı. Tamam, başkana girsin, bana ne? Seneye kaçıyoruz zaten. Seneye kaçarız abi. Ne bir aldık tane de bedava biz bulsak. Carlos Reyna. Ne aldık? Oğlum iyi bir şey aldık lan biz. Ama bizim sağda biz kanat oynatıyor muyuz? Şeyde. Taktikte. Var mıydı sağ kanat? Bunu alırız onu ya. Uydururuz onu ya. Buna göre oynarız ya. Bu takmaz kafasına, buna göre oynarız. Bu bir de sezon ortasına doğru gelişir iyice. Yani bir şu dakika, an bile şeyde. Şimdi daha da gençlere bakalım. Hani bize bu sene bunu verin, biz bunu bir sene bedava oynatalımlık adam lazım bize. Sıfır lazım bize, sıfırlık adam. Adrian Mazzillo mesela, bize bu lazım. Kanat aldık ama aynı oynuyor, forvet oynuyor. Mesela bunu bedava veriyorsa bunu alırım. Yok, vermiyor. Ya. Bunu vermiyor ha. Bunun gideri bizi bayağı bir aşar. Job Bellingham. Ulan bunun kardeşi Star. Oo. Bundan dünyada iki tane var, biri Real'de. Yarını yaparız, o bile yeter. Abisine bak, kardeşini al. Ya. Şuş, o neydi be? Maaş bütçesi de kalmadı ki bizim. Maaş yok bizde abi. Bizim öyle, bizim mesela kulüpte çok temel sıkıntılar var. Para olmaması gibi. Tabii tabii. Kebir Ali. Kebir Ali mi? Ayran markası gibi. Haydi. İçime doğdu ya. Ama bak şimdi Michy Batshuayi'nin sakatlık kötü değil mi? Santrforum geliyor. 16 bitiricilik var. 16 hızlanma, 15 hız. Teknik 16. Onu olacak. Bunu alayım o zaman. Perulu'yu atacağım formete mesela abi. Adam hani 2008'de. Geri çetene kalmazdım. Kaydettirebilecek miyiz abi? Ha? Ağzında emfikle geliyor adam. Geldi mi ki? Kaydettiririz ya. Kenoş'u al. Masanın altında sanki adam ama. Sen sakin kal yeter. Daha altı kardeşi çıkarsak olmuyor. Türkmüş bu. Meli altı kulaçı çıkar. Kenan'ı al. Meli altı kulaçı da çıkarırsak sağ, sol bek yediği kalmıyor değil mi? O zaman şöyle yapalım. Meli altı kulaçı çıkarıp bunu mu alsak? Yok, onu da alamıyoruz. En fazla bir yeni oyuncu diyor. Yeni oyuncu almadık ki. Sambisa'yı alıp Meli altı kulaçı çıkaralım. Yani sol bek yediğini düzeltelim. En azından.
Beyler çilek yok gibi duruyor. Alanya Melih Altıkulaç'ı istiyor. Beyler mandalina bile yok öyle. Baksana çilek Melih Altıkulaç'ın sözleşmesi adam vereceğim mesela 100 bin euro oradan indireceğiz indiremedik. Sergi Kanos. Arıza. Çabuk yetiş, çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum ya. Bizi mahvedecekler bunlar. Kwame Kurbelis, Barkley, Atşuay yok, Tete. Aa Tete eski Slavia Praglı değil mi? Talişka şekli çakmıyor mu? Yok bu Sparta Praglı daha iyi lan. Ay. Düşman. Derbi golcüsüdür. Aynen öyle iyi izle şimdi kudurtucu. Dağıt onları Tetoş. Hadi be abi yaparız be. Bana yaparız gibi geldi beyler. Kalıyoruz UEFA Avrupa Ligi'ne. Beraberliği alayım buradan. Beraberlik mi? Tarih yazmaya geldik. Kalacağız. Geçen sene Kadıköy'de biz Fener'e 5 atmamış mıydık? O mantaliteyle evet. Çıkalım abi. Fener'den iyi takım değil ki. Doğru. O mantaliteyle bak hayata. Dakika 21 şut yok ama. Mantalite öyle de. Eziliyoruz sanki. Kaleye gidemiyoruz lan. Eyvah. 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 Neyse de. Şey diyeceğim. Beraberle gidelim. Kitledik yalnız. Tabii tabii. Deplasmanda üzülecek kitledik bir şey yok yalnız. Ya. Simülasyonsuz bitti. Tamam. Köşe yazarları bize şans vermiyor falan diye gazlamaya çalıştım. Gazlanmadı. Revuklar da dur bir de şuradan başarabilirsiniz çekeyim. Hadi be. Yalnız bunları Alanya'da öküz usurtanla boğar eleriz gibi geliyor beyler. Aha aha. Hadi bir tarih tane, yazarız. Tarihi biz ya. Yazarız. Hadi biz bozduk biz çizeriz hadi. Winks. Quintila. Aç artık. Barkley bunu ne? Ah be. Ulan 10 numara transferimizi yapaydık. Belki orada tıklardı. Para niye yok başkan? Öldüreceğim seni ya başkan. Para isteriz yok. Oyuncu satayım parasını ver yok. O yok bu yok. Her sene sigara paketinden yapılmaz ki. Bir senede normalini getirin ya. Bir senede kanlı canlısını getirin ya. Tete! Hadi. Tete! Aha! Budur. Dedim size. Bir mentaliteyle İnanmayın. Oynadı bugün. Değişiklik yapalım ya. Değişiklik aynen. Yedekte Yecüc ile Mecüc var anasını satayım. Neyin yedek değişikliğini yapacak? Hafif temkinliğe de çekilebilir. Neto Moura. Savunmayı iyi zorlarlar abi. Abi... Bak kimse yok. Beyler. Öyle diyeyim size. Baksana abi. Oynayın Bartu. Abi. Ne Bartusu ne Martusu ya. Santra'dan yedik mesela. Yeriz abi ama. Baksana. Aman. Oy. Ama Kasım Maso ediniz. Puşt bak. Affetmedi Maso ya. Puşt. Arefe'yi gördük. Aa, yaşatmaz bayramı dayı ya. Şans golü attık. Nihat Kahveci Çek Cumhuriyeti bir gol attık ama devamı gelmedi işte. Eyvah. İki yemeyin. Bu berbat olur. Şimdi bizi Maso Puşt. Yeter be! Puşt herif. Maso Puşt bizi mahvet. Ne olduk ya bir anda. 10 dakikada var ya. Tepe taklak etti adamlar bizi. Lan deplasede 2-1 alayım kaçayım lan. Abi deplasman golü diye bir şey yok ki. Deplasman golü yok diye 1-0 öndeyken vermek koydu. Aynen yani. Öyle. 1-0 öndeydik yani. Çek dedik temkinli ediyorlar. Ya beyler bu işler öyle olmuyor be. Chat'te spora geçmiş olsun derim. 3-3 tezahüratı yapan var. Bir şey Allah'ın diyeceğim. Geldi kral. Hoş bedavaya geldin emekler. 26 bin euro para alıyor beyler. Bedavaya aldık. Haberiniz olsun. Bedavaya star aldık. Haberiniz olsun.
Reyna'nın kiralanması ertelenecek mi? Abi olamaz böyle bir saçmalık ya. 800 bin euro para lazımmış. Heriflere şey vereceğiz ya. Başkanı kitleriz dedik de. Ben bu Alanya'dan bu yaz kaçarım. Açıkça ilan ediyorum. Piyasada iş yok mu abi? Vallahi Alanya'da kaçarım abi. Yeter. Parasızlık canımı tak etti. Böyle FM oynanmaz ya. Kaçarım. İlk fırsatta kaçıyorum. Notumdur. Piyasada bugün ne iş olacak ya? Ağustos'un sonu. Yeter ya. Her sene ya. Her sene be beyler ya. Kasım'da chat benle en fikir mi? Kasım'da boşalan işlerden birine gidelim baba. Vallahi gidelim. Yeter da. Ha? Beyler. Yeter de. Kasım'da bakalım abi. Kasım'da biraz soteye yatalım. Kasım'da iş varsa hadi diyelim devam et ya. Chat benle feci en fikir be abi ya. Artılar havada uçuyor. Şuna bak. Başkanla anlaşamam abi ben ama şu mesela Alanya'yı bırakıp yine Türkiye'de bize para vermeyecek bir Süper Lig kulübü değil. Harbiden böyle 50 kollu transfer bütçesi olan bir kulüp bulursak 3 büyüklerden biri ya da işte bir Championship takımı kaçalım abi. Ben biraz transfer yapmak istiyorum ya. Ömrümüzün 5 senesi burada free topçu aramakla geçiyor. Badou Ndiaye'yi aldık diye seviniyoruz arkadaşlar. Hayırdır Dursun Özbek 2010'da bunu aldığı için seviniyordu ya. İlk yıl 2027 beyler. Dursun Özbek büyük ihtimalle bu oyunda yani Allah gecinden versin de artık çok yaşlanmıştır yani. Çete bir dikkat ettim. Dur diyen yok mesela. Abi çünkü abi bıktı işte. İnsanlar ya. Bu pintilikten bıktı. Bıktı. Ben mesela Badou Ndiaye'yi oynatacağım İstanbulspor maçında. Keyfimden değil Kurbelis yorgun. Ben bu maç Kurbelis'i oynatırsam bizde sabit yediği yokmuş lan şu an fark ettim. Kurbelis'i oynatırsam belli ki Kurbelis sakatlanacak. Şimdi istifa diyen var. Şimdi etmem abartı. Biz ya bu sakin. Oyunu bakın arkadaşlar journeyman'in meselesi şudur. Gerçek hayat. Şu an mesela chat'te işi gücü olup akşam bizi izleyen insan var. Kaçınız işinizden mutlu? Kaçınız patronunuzu seviyor ama hayatın gerekleri o işte çalışıyorsunuz. Dişinizi sıkıyorsunuz. Daha iyi bir fırsat çıkana kadar ayıya her gün günaydın dayı diyorsunuz. O yüzden biz de Alanya'da başka bir fırsat doğana kadar duracağız, paralarını alacağız. Aha. Bu böyledir bu iş. Offside gibi. Vermedi. Talep diye. Tüh deriz. Gerçi yok. Her maçı kazanmaya oynayalım. Bizim iyi bir yere gidebilmek için kendimizi çok iyi göstermemiz lazım beyler. Biz mesela Alanya liderken falan belki Galatasaray Fener Beşiktaş'tan bir teklif gelse bizi alır Galatasaray Fener maçı Beşiktaş. Bizim Alanya'yı öyle bir konumda bırakmamız lazım ki Kasım'da millet ulan bu adam kaçmaz bu adamı direkt hoca olarak getirelim çeksin. Lisansımız da en iyi ikinci lisans sonuçta artık biz üç büyükler için ciddi adayız yani. Yeter ki mesela şu Slavya'yı eleyelim anladın mı? Biraz kendi reklamımızı iyi yapmak lazım. O yüzden bu maç biraz skor gelirse yani inşallah yedekleri oynatmayı düşünüyorum da gelmeyecek gibi duruyor. Evet. Skor geldi. Jetmir Topal. Yani lig lideriyiz. 6 atmışız Başakşehir'i. İçeride İstanbulspor'a yenilmeyin ya. Haydi. Ulan heriflere de berbatsınız dedik gol attı heriflere. Şimdi berbatsınız komutu yeni gidecek heriflere. Yüzsüzün dağlarlar. Sevindiler yüzsüzlüğe bak. Hadi abi. Hadi 2-1. 2-1 girelim. Badou. Badou ne oynuyor be? Badou ne oynuyor be? Of. Tecrübe derim. Tecrübe alır. Tabii. Bu tarz maçları alır. İstanbul Sporu falan alır. Ama bana Slavia yapacak. Şimdi onu çıkaracağım. Şimdi çıkarmayacağım da yani.
3-1 olursa hemen, 3-1 olmazsa 60 gibi 4 değişiklik yapacağım. Kritik 4 adamı dinlendirmemiz lazım. Hayatımızın en önemli maçı Slavia. Bir şekil, bir sürpriz olmalı ve elemeliyiz. Bu maç o kadar da önemli değil. Iglesias darbe almış abi. Şimdiden değiştireyim ya. Lan İstanbul'da puan alıyorsa alsın, çok önemli değil. Endao. Kouame'de çık. Kouame'de dinlensin. O da kritik adam. Barkley'de dinlensin. Barkley'i merkeze çek. Benim adam girdi. Mecbur. Atlay şeye kaldık bugün. Golü var bugün. Niyang'ı da çıkaracağım ben. Ama abi yedek yok kulüpte. Öldüreceğim ya kendimi. Hakikaten mutsuzum arkadaşlar ya. Bir kulüp nasıl bu hale gelebilir ya? Her sene bedava kulüp kuruyoruz ya. Şu 2 sene bizim harcadığımız para bonservise kaç para biliyor musunuz? 2 sene boyunca. Ve bu takım Avrupa Ligi'nde oynuyor. 100 bin euro. Ayıp dayı ya. Bir yerlerden sat iki böbreği, para getir ya. Ah, Benjamin Tete sakatlandı. Ah, cenaze namazı. Cenaze namazı ya. Meli altı kulaç oynatırım abi. Yapacak bir şey yok. İstanbul Spor geri mi çeksek abi takımı? Defansa çek, bir de tempoyu yapalım. Düşürsek. Yoruldular. Hadi çocuklar dayanın. Dayanın oğlum, 2 dakika daha. Artı 5'te. Dayanırız, sıkıntı yok. Sıkıntı işinize. Sıkıntı aynen. Var gibi duruyor. Yok yok. Gol atarız mesela. Haydi Meli altı kulaç. Kaptır oğlum. Yapma. Aferin sana. Yedirirsin bize golü öyle. Ya Meli altı kulaçla falan. Yok Mark, yok. Aurier. Ya yedik ya. Oy. Hoca bitir. Bitir hoca. Kazanırsak heh, lider. Tamam. İkinci hafta yine lideriz. Lidere oy. Selam dur. Çok şükür. 13 kişiyle maç kazandık bu arada. Benjamin Tete 7 hafta. Hayırdır, askerlik mi çıktı? Nasıl sattın bu çocuğu ya? Hayırdır ya. 7 hafta ne ya? Slavia Prag efsane. Abi yenmemiz lazım ya. Batshuayi dön artık ya. Verilen sözler. Abi verilen sözleri yemişim biliyor musun? Hadi Slavia maçı. Yenelim Slavia ya. Arkası Beşiktaş mı? Lütfen yenelim ya. Badu yok. Beşiktaş. Melih yok. Kenan yok. Batshuayi. Tete yok. Döndü. Mesela Tete sakatlanacak. Kurbelis döndü. Kurbelis'i al. Kurbelis, Kouame, Kuntila. Tamam. Iglesias. Tamam abi, ideal kadromuz çıkacağız. Yedekler çok kötü. Yani Ndiaye, Kenan ve Tete yok yedeklerde. Hücumcu mesela sadece Ndao var yedekte. Kötü. Çok kötü. Az kötü değil. Orta saha yedeği Moura var. O fena değil. Kasım Adams, dayan lan kardeş. Hadi abi ya. Düşme la kardeş. Hadi ya. Tırnakları yeriz bu maç. Hadi ya. 2-1 hissi. Yandık o zaman. Eyvah. Yine mi misket atacak ya? Neydi o? Masopust. Masopust. Hayır durun. Bunlar nasıl isimler ya? Sıkıntı var. Peri masalı bitti. 2'den 1. Konferans ligine düşmüyor muyuz? Direkt mi elendik lan? Sanki bir tur önce elensek konferanstaydık ama. Oğlum niye o zaman bir sonraki... Niye tur atlamanın cezasını çekiyoruz lan? Harbi. O playoff'ta öyle oluyordu galiba. Şu an düşüyoruz galiba konferans. Direkt şey tam bilmiyorum. Gol. Al topu. Ay. Hadi. Dönüyoruz o hadi. UEFA'ya çıkacağız mesela. Hadi. Konferansa düşüyormuşuz yeneriz ki. Ayva. Yenilirsek düşeriz beyler. Bir şey diyeyim mi? Yenilmemiz Allah. Daha hayırlı. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi.
Yapmayın abi, sürekli Slavia Prag simülasyonu izlemeyelim ya. Garibanız yapma. Ya. Oo. Çok sıkıntı maç abi. Slavia Prag vermeyecek. Slavia Prag bizi turda bizi çekince oh demiş. Lokum gibi kura. Eziyor herif. Aha Quintila yapar biliyor musun? Yapar biliyor musun? Iglesias şunu atsam var ya. Şunu atsam var ya. Bizim için en kötü senaryo uzamaya gitmesi olur ya bu maçın. Tabi canım, Beşiktaş maçına topçu yok. Eyvah, Batu Şah'ı da sakatlandı. Böyle bir bahsizlik olamaz ya. Benim adam girdi hacı. Batu Şah'ı injury. Tete yok, Batu Şah'ı yok. Ne olacak abi? Bir tane adam almak lazım. Uygun. Yine yaşlı mecburen. 30 bin euroya oynayacak. NDI'ye level bir adam lazım. Başka çaresi yok. Ertuğrul Karanlık hamlesi. Aha. Şunları ye artık ya. Bizim iş sigara paketine geçti. Tütün poşetine doğru gidiyor artık. Oraya düştük yani. Abi hadi ya. Minks hadi. Biz iyiyiz hadi be. Urbelis bir tane yapsana bize bir maç. Oha İngilizce. İngilizce. Allah be. Beyler galiba en kötü şey olacak, uzayacak. Urbelis'ten gol bekliyorum ya. Tek kale oynuyoruz ikinci yarıya. Başarabilirsiniz. Hadi be. Kalsın şunu at gerizekalı Kalsın. Ön direkte vur kafayı ya. Kome. Hadi. Hadi be abi. Hadi be abi. Şu Puyunik falan bize gelmiyor muydu acı ya? Urbelis. Bizim takım öldü bu arada ya. Barkley çok tabii, iyi. Ananı penaltı. 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 Ver abi. Ver abi. Ver abi. Çok da sevmemek lazım yani. Abi bir tık tempo düşürebiliriz. Çünkü göremeyecekler yoksa uzatmayı. Uzatmayacağız ki. İnşallah. Değil. Harbi mi? Uzatmayacağız ki. 20 dakikada bir tane daha çakıyoruz onları. Akıllarını alıyoruz. Uzatmayacağız ki. Yeniliriz. Ya yeniliriz ya atarız. Uzatma gibi düşünme. Böyle biter ya. Ya yedekte topçu olmaması ne mesela ya? Evet. Quintila ölmüş. Iglesias ağlayanı yok. Iglesias Endao yap. Iglesias yerine şey al. Sambissa. Sambissa nerede? Gel abi. Quintila. Quintila Tyron Mings yap. Quintila Matt Clark yap. Mecbur. Aurier sakat diyor. Taha altı kardeş. Ne güne duruyor peki? Değişiklikler canavar oldu ya bizim. Gol geliyor. Bir tane tıklatırız. Birazdan. Uzatma işi. En sevmediğimiz iş olur ya. Yapmayın abi ya. Yapmayın abi ya. Uzatmada yersiniz bir de siz ya. Hadi uzatmada. İntikam. Hadi intikam. 3-4 tane yeriz uzatmalı. Harbi ağzımız dilimizde yeriz. Vallahi öyle gidiyor. Tüm simülasyonlarda var ya. Bırakırız bir tarafa. Aha. Allah. Ulan bu kadar uzattık da gol yemeye mi uzattık biz bu işi ya? Masopust girmiş. Yapma. Allah. Bu aynen kadar öyle. Da basit yeme ya. Hayat bitti. Neyse konferansı var bu işin. Aynen. Bizden Minks sakatlanmış bu arada. Taha altı kardeş show daha be. Yeni başladı bu arada. Ulan. Hadi. Neto. Urbelis. Hadi. Clark. Daha devam ediyor. Konu ne? Ah Allah kahretsin ya. O bildirim mi çıkar? Bir tık pozitif futbol mu yapsak abi?
Risk lazım gibi artık. Pozitif kan değeri bile yok durumun takımda. Aşırı hücum da yapabiliriz. Ya her Rome, ya Merro şekli. Hücumdan devam ya. Olursa böyle olsun. Tamam. Hadi be. Hadi Hadi be be. çocuklar. Bir tane bari simülasyon göster, Hadi heyecanlanalım ya. be. Bak. Elendik ya. Geçmiş olsun. Çok kötü oldu ve Beşiktaş'a yine yenileceğiz. Hasan abi üzüntüden bayılır. Tabii. Tüh. Batshuayi 4 ay. Oo. Tamam, forvet alıyoruz ya. Aurier 2 hafta. Tyrone Mings 2 gün. Batshuayi'ye ne kadar para verdik doktora? Doktora forvet parasını verdik sanırım Batshuayi. Abi mevcut maaş bütçesine baksanıza zaten. Neyi tartışıyoruz yani? Mevcut maaş bütçesi eksi 770 bin euro. Hani biz ölmüşüz. Hani öldüğümüzü söylemiyorlar sadece, öyle diyeyim size. Boşta. Santrfor. Santrfor oynayabilen. Abi şu an bizim tek çaremiz bedavaya kiralık bulmak. Yoksa hani maaş da veremiyoruz ki. Güven Yalçın gelir mi? Aynen. İyi denemeydi. Şunu bile alamayız Çıksana bir mesela. abi. Sen ne istiyorsun dayı sen? Aha! Bir dakika. 350 bin para var bizde. Kaç var? Bizde 500 bin var. 500 bine şov yaparım. Bir dakika. 500 bine Bak şov yaparım. Herkes sakin olsun. Herkes sakin Afo olsun. bedava var. Herkes sakin olsun. Bak, herkes sakin olsun. Herkes sakin olsun. Herkesten tek ricam sakin olunması. Herkesten tek ricam sakin olunması. 500 bin euro. Kritik bir para. Düzgün harcayacağız. Sakin olun. Bismillah. 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 Hepsine Bismillah. hepsine bir bakalım. Abi hepsine tek tek bakacağız. Herkes çok sakin olsun. Herkes otursun bir kere. Ben ayağa kalktım, hepiniz oturun. Şimdi bize bir tane leblebinho lazım. Minimum 15 lazım bize ya. En 14'te. azından. 14'te. Tamam. Florin Andone mesela. Var ya Antetokounmpo, cidden evet, forvettir beyler. Fizikseli çok abi astırık ya. hızsızlanmaya baksana. 9'a 7. Dede. Hızlanma da Lazım. 10-10 olsun en azından. O 12 de diyebiliriz. O 10'un da biraz dandik ama. kadar öyle de, dur, daha öyle bir adam değiliz biz Ezemli. de. Beyler. Ay. Mesela. Aşka türlü bir Dehşet. Bu adam. aşko. Ne istiyorsun Fizikseli lan bir bizden? oyunculuk. 392 bine gelirim diyor deli. Delinin oğlu 392'ye gelirim diyor. Deli de ederim diyor. Abi ben Oyun bunu zinciri alıyorum. de iyi. Dur tamam, emek kafamıza yazılsın. Hemen maaş önermeyelim. Çünkü maaş önerdik mi başka bir hakkımız kalmıyor. Carlos Strandberg nasıl? Yani Üçü iyi. emek daha Yaratıcı iyi. forvete çok iyi durmuyor. Yaratıcı forvet oynatıyoruz ya biz. Callum Marshall nasıl? Az önce baktığımız lavuk. Bu da gelirim diyor. Bu da bak, bunda da yaş 22. Hani bunu alabiliyoruz. Paramız buna yetiyor. Ve bunun, hani gerçi biz buradan ayrılacağız, biz hani sattıp Yani satmamalarını. bu uzun vadeli bir adama bakmaya gerek yok. Bize oturmuş adam lazım ya aynen. Ben eze diyorum ya. Alalım bunu. Başka? Başka yok mu? Var mı? Bence daha iyisini de buluruz ya. Vardı çok paramız. Ruel Soturu'yu. Bir çıt kısa abi bitiriciliği isteriz. Bence bitiriciliği bir tık arttırsak mı? Çok mu şımarırız acaba? Daha iyisini Onu da arıyoruz ya. şımarırız. Morata mı? Andone mi? Andone var ya, bir sene gider. Abi Öyle ya. bir sakatlık yaşar. Abi Eze'yi alıyorum ben. Alalım. Eze'ye 338 vereyim. Kaçarsa ama kitledim. Yok. Aa geldi. Birini daha alacağım.
Carlito Koykambi. Ne istiyor bu? 112 bin euro. 67 bine gel baba ya. Bir şeyler ekleyelim. Kitleyelim onu da. Bekletmiyor. 108. 108. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna gel. Konferans Ligi playoff'a ulaşırsak gel. Lan, olacak hadi. Ikınma. Çok ısrarcı adamı sevmem ya, dur. Bak ya. Bu ne be? Berbat. Öneri mi sıralasak abi en soldan? Takım uygun gösteriyor. Ben, bu ne istiyor? Oy. Bize bir tane de şey lazım. Şimdi. Hamle. Gibi. Abi chatte şöyle bir şey yazmışlar. Serbest kalmayı sıfır yapıp bonservisini %50'sini de kendine verirsen hemen geliyormuş çoğu adam. Serbest kalmayı sıfır yapıp bonservisinin %50'sini de adama verirsen geliyormuş. Mesela 1 milyona satıldı, yarısı adamın olacak. Serbest kalması sıfır. Böyle bir tavsiye var. Serbest kalma bedelini sıfır yapacağız. Aynen. Bonservisinin de %50'sini adama vereceksin. Mesela 1 milyona satılırsa yarısı adama gidecek. Satılan adama. Deneyelim bu dediğiniz şeyi. Güzel geldi kulağa. Mesela Ender'i çekiciye deneyeyim. Gerçi Ender'i çekiciye az önce kalktık masadan da. Güven Yalçın mesela. Güven Yalçın'la da kötüyüz. Kader Keita. Kader Keita ama şey, Kader Keita bu. Serbestli sıfıra nasıl satıyor beyler? Şöyle mesela, hani adama ne teklif veririz adam gidebiliyor. Öyle düşün. Ney? Hani. Of. Şey değil mi? Gelmez Rus Batlı'nın yedeği yok ya. Vücut adam ederiz biz bu oğlanı gibi geliyor. Transfer sekmesinden yardımcıya transfer sorsana. Transfer önerisi şey al. Yapalım. Bütün roller öneri. Bu neden? Bunlar ama bonservis. Oy. Bu ne? Bu fıstık ello ne? Bu fıstık ello ya. Ne diyor mesela menajeri? Maaş talebi 600 bin civarında oluyor diyor. Futbol direktörü bizle var ya, öyle bir dalga geçiyor ki. Yardımcıdan falan al istersen tavsiyeyi bir de. Bir dakika beyler, benden iyi biliyor olamaz ya. Ben bu işi halledeceğim, rahat olun. Bir tane taraftarımızın gönlü ferah olsun, bir tane yıldız sıkacağım buraya. Oy. Abi niye 137 bin euro? Ben bunu anlamıyorum ya. Deneyelim mi dedi mi? Neydi? Serbest, minimum serbest kalma bedeli sıfır. Sıfır. Bonservisinde yarısı şeyin Zaha'nın. Nasıl oluyor? Primden mi o acaba? Yok. Burada olması yok. Lazım. Satış bedelinden pay gibi bir şey bulmamız lazım da yok. Hı hı. Çok diyorum be. Harbi. Çok diyor ya. Aha! Aha! Ya yapıyorum bu transfer işini ya. Yapıyorum bu transfer işini ya. Şey değil mi Star? Alın Marshall. 3 sene kabul ediyor. Yok bizde para. Bunu almayalım bunu. Bir maça 6 ay yok. Ya bizim 19'luk Regen için 80k lazımdı. 80k değil, 800k lazımdı ona. 800k'da bizde hiçbir zaman olmayan bir para maalesef. Abi İskenderunspor Eze'yi istiyor ya. Las. İskenderun'a gitme ya. Avrupa Ligi'nde oynuyoruz eşek, bize gel ya.
Gitmez herhalde ya. O kadar vizyonsuz değildir. 144 maç 40 gol. Pendik kariyeri şaka mı? Pendik kralı ya. Hadi Beşiktaş maçına yetiştireyim seni Eze. Sağ bek yok. Sağ bek yok doğru. Sağ bek yedeği yok evet. Sağ bek. Sağ bek. Sağ bek. Ömer Ali Şahiner. Hayırlı olsun. Oy. Hayırlı olsun. Joker yedik. Her yerde oynar herhalde. Hayırlı olsun. Altıncı tur için çok büyük para değil mi abi? Serbest kalmayı da sıfır koysak o iş yine olabilir gibi. Aynen. Ömer Ali Şahiner hayırlı olsun. Sağ bek. Bebek. Ali Umut Meler dayak yemiş diyorlar abi chatte. Ne? Öyle bir söylenti var. Halil Umut Meler. Halil Umut Meler maçta dayak yemiş. Allah Allah. Hangi maçta maçı dayak yemiş lan? Ne maçı var ki şu an Halil Umut Meler'in maç hocalık yapabileceği? Twitter'da TT'de Ankara adam. Gücü başkanı mı yumruğa atanlıyorlar? Ankara Güçlüler mi dövmüş adamı? Sahaya Ankara girer. Gücü maçı varmış evet bugün. Aa evet. Gördüm videoyu şimdi. Vah vah vah. Evet çok evet. Güzel. Sıkıntı yok. 2 saat Ankara Güçlü hukukçular alırlar döveni. Fotoğraf çektirirler bir de yanında. Yaşandı bunlar daha önce arkadaşlar bu ülkede. Yani işin bir tarafı Beşiktaş olduğu için çok fazla önemsenmedi sadece. Görüntüler yani, rezalet. Yani şu adam Türkiye'nin bir numaralı hakemi bu arada. Hani ne olursa olsun. Hep de bunu ya neyse bir şey demeyeyim bu konuda. Sporda şiddeti kınıyoruz. Aynen öyle. Bu forvet NDI'yi de kınıyoruz bu arada. Olması beni şaşırtıyor. Harbi forvet NDI'yi. Avukatlar iyi be Emir Hanım. Neyse diyelim. Valla eldeki yine Beşiktaş maçı yine yedek çıkıyor diyeceğiniz ama valla eldeki ya oynayabilecek adamlar bunlar. Kenan Karaman sağ bek mi? Da şöyle söyleyeyim. Canos çıksın. En çok sen seviyorsun gerçi Beşiktaş'ın. 45 tamam. Dakika diyor. Kenan Karaman sağ bek olmaz tabii de sağ bek yok elde yani. Hiç mi oynayamıyor lan? Yo oynuyor. Üftün az da boğulun ya. Hadi be. Yalnız bir şey diyeceğim. Yok artık. Şu takımı bile top oynatıyoruz be. Yok, oynatamıyoruz galiba. Mulekaşov. Oy, Milançuk. Abi yeni kadrolarına baktık mı takımların, üç büyüklerin? Daha transferleri unutmadı. Antalya'da bitince onlara bakalım. Gibi. Hoca Ankara Gücü Başkanı Ankara Gücü Başkanı mı vuruyor Ali Umut Meler'e ya? Başkansa ayrı bir rezillik mesela. Harbi yani. Niyankşov. Ama niye kadar? Konuşulmuyor.
Ankara Gücü Başkanı atmış, evet. Endao! Yine Endao, yine kritik hata, yine büyük ihtimal bize puan kaybettirdi. Bu nasıl bir adam ya? Bu adam nasıl bir adam ya? Sıkıntı yok. Aa, skandal. Hibrit penaltı maalesef. NDI mi yaptı onu? Penaltı yok. Doğru karar. Eyvah. Eyvah. Çıktı hocam, dışarıdan çevirdi gibi geldi. Hadi Endao ya. Batırma ya. Batırma. Aferin. Yeter oğlum. Hafif tempo düşürsek hayır alamet olur gibi. Yorgunluk belirtileri var. Adamın gözü tamamen şişmiş. Yani kapanmış o derecede bir şey. Hollywood Medal'in mi? Ne evet. Diyorsun ya? O kadar mı vurmuş ya? Sanki öyle görünmüyordu ama. Var mı fotoğrafı? Atsana. Basın. Var, atıyorum. Bitti mi maç? Beşiktaş'ı yendik. İlk kez Beşiktaş'ı yendim. O yedek takımla çıktın da yine Beşiktaş'a maç satıyorsun diyenler, sizi tweetleri silmeye devam. Ben de çakmaya devam. Ben de çakmaya devam. Bu maçı da kazanma adam ya. Bu maçı da kazanma be adam ya. Ligde kayıpsız devam, 3'te 3. Mesela konuşulmayan bir iş. Ligdeki 3'te 3. Za transferi resmileşti. Konuşulmayan bir olay. Emekayze çilek, yolda. Çilek şey gelmez ama yok. Yalnız ligde 3'te 3. 2 deplasman, Beşiktaş Başakşehir. Yani 3'te 3 de öyle. Ömer Ali geldi değil. Mesela konuşulmaz. Var bir konuşulmasın çok da. Hadi abi MK. Hadi MK Eze. Bak UEFA konferans ligine kaydedemeyeceğim. Eşeğe gelmiyor ya. Oğlum gelsene. MK Eze. Kritik transfer abi. Kritik transferi koyduk. Ooo, Sevilla Raşika'ya 12.5 vermiş. İyi para. Oyuncu Emekayze ile sözleşme imzalandı. Oy. Ömer Ali, Wilfred Zaha, Emekayze. 3 transfer birden indirdik. Ya 2 demiştik. 4 aldık. 2 transfer dedim bu yayın. 4 transfer. Buraya ne yazacaksın abi? Çarpılar doldu buraya. Şimdi buralara kimleri yazacağız? Bir kere şeyi çıkar, Batshuayi'yi çıkar. Batshuayi bayağı yok. Bu ne kadar yoktu? 5 hafta. Döner. Onu çıkarmayalım. Bu döner. Kenan'ı bir çıkar. Endao'yu çıkar. Vazgeçeriz. Badu'yu da çıkar. Badu'yu da ligde oynatırız. Neto Maura ile Badu Elmas defansif orta sahayı dönerler. Ondan sonra daha ne çıkaracağız? Daha yetmedi mi lan? Abi otomatik seçim yap istersen, bakalım tek tek. Yok. O zaman U19'dan falan çerçöp atar. Matt Clark, Tarun Kredimiz. Melih Altıkulaç'ı da çıkar ya. Budur.
Batshuayi, Kenan, Endao ve Ndiaye, Meli Altıkulaç. Bunları ligde oynatırız. Zaha iş çok iyi oldu ya. E fakirin karnı doydu Turan Hoca. Aa, Harbi. Kadro derinliğinde sıkıntı var diyorlar. Size ne lan? Aa, bak lavuklara bak. Bir yandan başkan başkanı para vermez, topçusu kadroyu beğenmez. Ulan eşekler, kadro kötüyse siz oynuyorsunuz diye kötü. İyi oynayın. Kaldı ki kötü de değil, ligde lider takım ya. Eşeklere bak. Başkaların eşeklere bak. Kasım Adams. E sakatlanma, iyi olsun takım. Emeka ne yazıyor? Kendine verilen vaatten memnun. Ne vaadi verdik? Ne vaadi verdik lan biz bu lavuğa? E verecek miyiz bunu ya? Ya ne yapacağız ki biz ya? Ne diyor ya orada? Ne dedik ki lan biz buna? Baksana abi, üstüne gel bir. Kendisine verilen vaatten memnun. Bu da öyle diyor. Bu da öyle diyor. Allah, biz bunlara ne vaat verdik lan? Bizi kandırıp bizden vaat mı aldı bunlar? Ne aldı? Bu arada as kadroma dönüyorum. Of, ateş ediyor. As kadroma dönüyorum abicim. Quinty Lamings. Matt Clark oynasın. Sağ bek Ömer Ali Şahiner'i alayım. Neto Moura Kouame alayım. Şöyle yapayım. Budur. İkinci yarı Janos ve Zaha'yı atacağım içeri. Mis ya, mis gibi bir takım. Ömer Ali Şahiner 7 istiyormuş. Hayırdır? Kuarejma'yı mı aldık? Abi 28 versene Zaha'ya. Niye? Ya, keyfi. Eyvallah. Emeka Eze 3 giysin abi. Asamoah Gyan gibi çünkü düşünüyorum onu. Aruna Kone de 2 giyerdi. Forvet olup 3 giysem bayağı moralim bozulur ya. Asamoah Gyan gibi düşün Emeka Eze'yi. Golle başlasana şu Alanya kariyerine ya. Bizi sokaklara döksene ya. Asist mi? Asist yok. Top kaybından geldi. Güzel, ben liderliğime devam edeyim. Çok önemli değil asistler, goller. Galatasaray'la averaj farkımız kaç? 1. Güzel. Hayır be abicim ya. Çok aptal saptal bir gol yediniz yine ya. Quintila. Hadi abi bir gol daha. Herifler bir şut, bir abi, isabetli şut, bir gol. Abi sana ısrarla şu yumruk meselesini bir konuş diyorlar ama. İzlemedik ki maçı, yayındaydık. Ne diyeyim şimdi, görmedim. Eyvallah. Yani görmedim, bir şey diyemem. Ama Ankara gücüyle ilgili yorum mu yaptım? 2 sene önce Beşiktaşlı futbolcuları darp edilirken millet işin bir tarafında Beşiktaş var diye çok umursamadı. Kulağının arkasına yattı. Bugün yaşanan olaylar o gün koyulmayan tepkinin karşılığıdır. O gün Ankara güçlü hukukçular Beşiktaşlı futbolcuları darp eden adamın yanında gerine fotoğraf veriyordu. Bugün de Ali Umut Meler'i yerde sürükleyen adamları yani Çetin anlattığına göre Ali Umut Meler'i darp eden adamların yanına geçip güzelce poz versinler diyorum. Bütün Ankara güçlü hukukçulardan isteğim budur. Kurtarsınlar yumruk atanları. O gün o adam ne kadar kurtarılması gereken bir adamsa bugünküler de o kadar kurtarılması gereken adamlar. Aynı cesaretle, aynı ferasetle onları Halil Umut Meler'i döven adamları da kurtarmalarını ve fotoğraf vermelerini bekliyorum. Sabırsızlıkla o fotoğrafı.
Bir de TFF'ye bir sorum var. Josef ceza almıştı darp muhabbetinde. Acaba Halil Umut Meler de ceza alacak abi, mı? Abi kendini niye dövdürdün? Tabii. Bir düdük astırsınlar bakalım. Halil Umut Meler'in şu an videosunu izledim. Başkan yumruk atıyor. Başkanın yumruğuyla yere düşüyor. Yerde de kafasına tekme atıyorlar. Ama yumruğu atan başkan yani. Doğru, evet. Ankara Gücü Başkanı. Yardımcısı herhalde. Bu benim gördüğüm en skandal olay ya. Yeşil sahalarda. Onlar da ulan başkan yumruk attı. Bizdeki tekme sallayak da yaranak hesabından. Hayatları kaydı mesela. Bu iş yani çok sıkıntı. E niye yani abi? Bu... Joseph'in canı can değildi de Halil Umut Meler'in kimi can? Ya o gün niye kimse sesini çıkarmadı da bugün çok skandallı oluyor? O gün sesini çıkarsaydın, o gün Ankara Gücü'nün sahasını sezon boyunca kapasaydın bugün başkanı bu işleri yapmaya yüz bulamazdı. Kanunsuzluğun olduğu yerde böyle işler olur. Doğru. Kesinlikle öyle de abi, başkanın yapması daha ağır sonuçlar doğurmaz mı bir takım için? Hiçbir ağır sonuç doğurmaz. 3 maç ceza alırlar, otururlar. Başkan da hak mahrumiyeti alır 6 ay. Hiçbir para şey olmaz. Para cezası, hak mahrumiyeti. Halil Umut Meler de bir 3 ay dinlenir. Evet, bir de o iş var. Bu arada yeniliyoruz ya. Yapma. O kadar takımdan puan alıp burada puan vermeyelim ya. Bir de kendimizde. Çok kötü yeniliyoruz hem de. Berbatsınız çakalım. Sergi Kanos ilk kez oyunda MKZ'e iyi gelmedi. Kurbelis 6.3 ne? Sana layık olmayan şeyler. Oğlum bizi Karagümrük mü bizi şeyimizi bulacak diye. Aha Sergi Kanos yap bir şey. Quintile. Konferansa düştük değil mi? Ay. Evet, konferans. Çok kötü yenildik lan Karagümrük'e. Bari 3-3 hadi. Ezde 3-3 hadi. Wilfred Zaha yap 3-3'ü. Zaha da yapar onlar ama. Orta sahibi yenileyelim. İyi, biraz son gelenlerle beraber biraz yedekten sokulabilecek adam sayısında bir artış oldu. Hele hücumda. Evet, hücumda biraz elimiz şey büyüdü. Beyler like atarsak maç dönüyormuş aldığım duyumlara göre. Yok bu maç yani like atsınlar tabii de aha. Aa gol! Atıyorlar ama. Like'la ama. Döndü lan harbiden. Like işi döndürür ama hadi beyler. Like almayacak mıyız lan şundan sonra? Mı? Yok bu artık bitti. Like yağmuru yağar. Olsun. Güzel oldu be yani... Kötü sonuç da yani yenilmemek iyi oldu. Fener Deplase'ye gideceğiz. Bruno Iglesias 3 hafta abi. Hadi abicim ya. Takımın yaş ortalaması. Harbi evlere şenlik. 30 yaşının altında 4 oyuncu var ha. 3'ü de şey. O 4 oyuncunun 3'ü şey. Yani. Öylesine aldığımız adamlar. Ama... Diyorum yani bu bizim keyifle yaptığımız bir şey değil. Bu bizi mecbur bırakılan bir şey. Para yok kulüpte yani. Free adam kovalıyorsun. Free adamın da genci çok büyük para istiyor. En daha bak beni niye konferans almıyorsun diyor. Cansın lan. Harbi. Bir içim buruldu. Vallahi öyle biliyor musun? Canınız sağ olsun hocam. Elimden geleni yapacağım diyor. Çok saydık sövdük ama karakterli topçuydu. Oo, Kanos'u kötü çaktılar bize. Yani geldiği günden harbi beri sakat herif. Güya Valencia'dan topçu aldık. Geldiği günden beri sakat. Sadece bir kere daha sakatlanıyor. Yani sürekli sakatlanıyor herif. 3 hafta daha yok. 2 hafta daha yok.
Aa, 100. maçımıza çıkıyormuşuz. 100. maç. Galibiyet Dalya yüzdemiz deriz. Ne? Fener karşı. %56 galibiyet yüzdesi ha. İyi. Çok iyi bu arada Anadolu takımı. Fener'e karşı 100. maç. E Fener'i de yeneriz ama. Genelde. Fener'i bir yenelim harbi ya. Nerede maç? Kadıköy'de. Shamrock Rovers'la biz Shamrock nerede oynadıydık lan? Konferans daha şeyde oynadık. Avrupa'da oynamıştık. E biz bir daha niye bunlarla eşleştik lan? İlk elemede elemiştik. Konferansa düştük onlar abi. Onlar da elendi. Konferansa düştük. Konferansa da mı bunlarla abi oynayacağız? Aa, lig usulü. 8 maç. Lig usulü. Aa, lig usulüne döndük. Konferans ligi ne garip lan. Süper ama. Bizim 36 takım var. Bayılır lan. Kimlerle oynayacağız? Abi zor bir şey ama. Kimlerle oynuyoruz diye. Çok sıkıntı. Lazio falan yoktur umarım ya. Villarreal, Lazio falan. Biz kimlerle oynuyoruz? Shamrock, Dunstreda, St. Gallen 3'te 3 gideriz. West Ham'a yenil. Toulouse'dan bir puan. Twente sıkıntı maçlar başlıyor. Çıkarız of ama. Bence. Çıkarız aynen. Ya çıkarız. Son 3 maç zor. İlk 3 maçtan bir 9 almak lazım. Kadir Yalçın konuyla ilgili konuştuk kral. Teşekkür ederiz. Ama yarın Galatasaray maçından sonra yayında şimdi çok bakamadım. Yarın bir bakıp derli toplu bir yorum yaparım. Açıklamalarla da sağlıklı olur evet. En daha az daha yapalım istersen. Hadi be. Hadi Eze. İlk maçın çok kötüydü. Hadi Eze. Zaha'dan gol bekliyorum. Eyvah. Eyvah. Sıkıntı var. 100. maçta Fener bize Dalya gibi bir yapıştırıyor galiba. Hayırlı olsun yüzün yapıştırış. Baksana Eze'de arıza var ya. Eze'de çok ciddi arıza var. Chat'te aktifiz kral. Yazmışsın. Berk Öztopal. Fener harbi ilk 100 maçın acısını çıkarır şekilde yenecek bizi galiba. Luka Jovic mi? Takıma ya sağ bek alacaksın ya da genç oyuncu oynatacaksın diye söz vermiş. Öyle diyorlar. E tamam sağ bek aldık zaten Ömer Ali Şahiner. Ha doğru. E vadi yerine getirmişiz tamam. Evet sıkıntı ne dost? Harbi sıkıntı yokmuş. E sıkıntı yoksa sıkıntı vardır ama. Bu maçta sıkıntı var mesela Fener bize çaktı. Kastrovilli diyor bak o sahi Samuel. Oley çekiyorlar ya. Dakika 45'e. Oley'i çektirme işi var işte. Çektirirsin böyle oleyleri. Eyvah. Kesin gol geliyor. Çok izledik ya. Aynen öyle. Kasper Zaha demişler. Zaha'dan da hayır yok.
Bugün takımın genel toplamından da hayır yok. Normalde Fener'e karşı daha bir top oynardık. Bugün hiçbir şey yok takımda. Yani yenerdik ya Fener'i. Harbi Fener'i yenmeleriyle meşhur bir camiaydık. Maç öncesi antrenmanlarda şey mi vardı? Antrenman maçı falan mı vardı ya? Çok yorgun takım. Eyvah. Oo. Son dakika gördüm, bakalım doğru mu? Ben de gördüm onu da. Doğru mu ki o? A Spor'una göre Türkiye'de hakemler bu hafta lig müsabakalarına çıkmama kararı aldı. Doğru karar. Evet, mantıklı karar. Umarım arkasında dururlar kararlarının. Ya bir kere bu herifin Ankara Gücü Başkanlığı falan filan tamamen bitmeli. Bu herife tüm Türkiye Futbol Federasyonu bütün gücüyle dava açmalı. Yani altındaki dona kadar kaybetmeli bu herif. Ankara Gücü'ne puan silmeye kadar ceza verilmeli. 3 tane adam yerdeki adamı tekmeliyor. Bak, puan silmeye kadar ceza verilmeli. Öyle yalandan. İşte Ankara Gücümüzü bağlamaz bu olaylar. Öyle bir bağlar ki Ankara Gücümüzü. Yani en az eksi 10 puan, 15 puan puanı silinmeli Ankara Gücü'nün. Aaa. Bir daha kimseye böyle bir şey yapmaya hiçbir kulüp başkanının yeltenmeyeceği bir ceza verilmeli Ankara Gücü'ne. İbret bir ceza verilmeli yani. Ağır bir ceza vallahi verilmeli. Zor. Valla chatte Ankara Gücü bakalım. Kardeş varsa bana kızmasın da lig bile düşürülebilir bence Ankara Gücü. Bu çünkü hani... Ya zaten hiç... bir 15-20 puanını sil Ankara Gücü düşer. Yani sil 15-20 puanı düş. Bir daha böyle yani... bir şeye yeltenilmesin. Kaçıncı olay Ankara Gücü'nün stadında? Beşiktaş maçından sonra bir kere daha olay çıktı Ankara Gücü maçında. Kaleciye mi ne saldırıldı, hatırlıyor musunuz? Bir şey oldu. Evet, hatırladım. Ha, demek öyle ki bir böyle şey bir yer abi. Ver bir ceza. Herkes bir kendine gelsin. İki iki. Öyle güzel alırım ki şu sohbetin üstüne. Kurbelis ananı. Kaleye de nübel çekmiş Fener ya. Gurur veren mağlubiyet. 100. maçta. Ulan ligde de 3. ha. Shamrock Rovers deplasman. Abi yerde tekmeleniyor hakem ya. Vay anasını avradım. Bu gece bir hey raporu çekeceğiz. Yarın yayında olur. Buna ayıracağım bütün şeyi. Yani bir Beşiktaş'taki kadro dışılar o gündemi vardı. Onu da konuşacağım. Yarın sabah yayında olur her raporu. YouTube kanalımda yine. Bir acil her raporu çekmemiz lazım. Bu gece Hilmi ile çekeriz. O yarın sabah erkenden yayında olur. Hatta büyük ihtimal geceden halletmeye çalışacağım. Sadece bu Ankara Gücü meselesi ve şeye kadro dışıları ayıracağım. Tabii büyük oranda Ankara Gücü meselesi. Maç erteleme işi olur mu? Ya abi yani en iyi hakemin yerde tekmeleniyor yani. Ne yapılması gerekiyor? Sonra bir kere hakemlerle ilgili yani burada mesela bizim aramızda da Fenerbahçeli kardeşler var ama hani kimse kusura bakmasın. TFF'ye gideriz, birilerini tokatlarsak şaşırmayın diyen Ali Koç da hiçbir ceza almadı 2 hafta önce. Yani artık böyle şeylerin konuşulmaması lazım. Yani böyle şeyler konuşturttukça bunlar olacak yani bu ülkede. Yani artık bu tarz açıklamaların bile yapılmaması lazım. Ben de ne diyorum hep, ben yıllardır yayınlarda ne diyorum? Keşke hiçbir kulüp yöneticisi hakem ve TFF ile ilgili konuşmasa. Ya bu Ali Koç konuşuyor. Ondan sonraki hafta Erden Timur bizde de neler var ama hadi hayırlısı bakalım çekiyor. Yani bu iş Beşiktaş, yarın öbür gün Beşiktaş'ın yöneticisi konuşacak. Yani bu işin sonu yok ki. Öyle oldu mu nefret her zaman daha harlanıyor. Daha büyüyor. Bir günde yerde hakem tekmeleniyor işte.
Yani bu işlerin sonu yok. O gün Ali Koç'a da ceza vermeliydin. Başka bir kulüp yöneticisi konuşuyoruz, ona da ceza vermeliydin. Bence bu olaydan sonra tabii TFF ve MHK da şapkasının önüne koyup düşünmeli bazı şeyleri. Yok be, TFF başkanı hep yine çıkar onu anlatır. Kadın futbolunda böyle geliştik. Arsamıza çok güzel arazi yaptık. Tesisler 10 numara. Anlatır abi. Gerçeklikten tamamen kopmuş, illüzyonun içinde yaşayan bir herif TFF başkanı. Yani şu olay benim dönemimde yaşansa ben utançtan bayılırdım sanırım. Yani ya bu gece TFF başkanı dediğin adamın bu gece bırakması lazım mesela bence. Çünkü yani abi o mu bu işleri organize ediyor, niye bıraksın? Abi öyle bir şey değil bu. Yani sen eğer Türkiye'nin başkentinde en kariyerli hakemini yerde tekmeletiyorsan sana yazar. Kimse kusura bakmasın. Abi. Sana yazar yani. Ulan Zaha, önündeki kafayı vuramıyorum be dayı ya. Önündeki kafayı vuramıyorum be dayı be. Mesela şeyi biliyor musunuz? 2022 yılında Fair Play başkanı kim olmuş? Fair Play başkanı. Faruk Koca deme. En Fair Play başkan. Faruk Koca deme. Faruk Koca. Sitcom gibi ülke ya. Süper. En fair adam buymuş mesela. Düşün. En fair'i bu. En fair'i bu mesela. Biz bu arada Halil Umut Meler gündemi başladığından beri yeniliyor Alanyaspor. İyi geldi. Taraftarın istifa seslerini de bastırmış olduk. Gündemi dağıtmış olduk. Bir çıtır iyi geldi. Hikmet Karaman da açıklama yapmış. Ankara Gücü'nü çalıştırırken Faruk Koca bana da yumrukla saldırdı. Şimdi söyleyebilirim demiş. Niye şimdi söyleyebiliyor? Niye şimdi söylüyor? Öyle şeyi de sevmem mesela. Niye şimdi söyleyebiliyor? Koskoca Hikmet Karaman niye yumrukla saldırıldığı gün konuşmuyor da bugün konuşuyor? Orası da öyle, doğru. Ben böyle işi sevmem işte. Fikrim varsa o gün konuş. O gün konuşsam belki bugün Halil Umut Meler dayak yemeyecek. Şu Euro 2032'yi falan alın ya bizim ülkeden. Acı bir olay ya. Adamın suratına falan bakıyorum. Karısı çocuğu izlese. Tabii ya. Zor, yani çok babanı zor. Böyle görsem mesela, işin sadece o yanını düşünün beyler ya, babanızı şöyle görüyorsunuz bir gün sahada. Ya bu inanılmaz bir şey ya. Ya hadi anlık bir gafletle yumruk attın da adamı yerde niye tekmeliyorsun? Yani hiç açıklaması olmayan olay. Bu arada Ankara güçlülerin sinirlendiği pozisyona bakıyorum. İkinci sarı kart gördüğü, Alisson'un ikinci sarı kart gördüğü pozisyon. Yani hakikaten hani gri. Hani itirazlarında haklı olabilirler ama tabii yani inip hakemi dövme, yani şeyi demeye çalışıyorum ama. %100 doğradı bizi gibi değil. Eğer sadece buysa mesele. Yani Alisson'un ikinci sarı kartıysa. Yani çok ortada pozisyon. Yani Alisson bir eliyle şöyle bir müdahalesi var. Hani verirsin vermezsin. Yani, İlk sarı da sarı değil diyorlar abi. İkinci sarı da zaten bence de arızalı. Ya, o yüzden sanırım hani tepki yükselmiş. Niye bu kadar sinirlendilere bakıyorum da hani çok da fazla sinirlenecek de bir şey yok. Yani tamam. Yani bu yanlış karar. Yanlış karar. Emre Belezoğlu, bugün için de söyleyeyim ki ben sadece çok 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 üzgünüm. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Mesela ben Emre Belezoğlu olsam kendi itibarım için istifa ederim bu kulüpten direkt. Arkadaşlar, Çetin de yüksek müsaadesiyle burada ciddi bir gündem var. Burada durduralım. Bu sözümüz olsun, evet. Buna devam edelim sonra. Şu gündeme dönelim.
Daha sağlıklı olur bence de. Bence evet, yani iş... şimdi bir hakem bence yerde dayak yemişken buradan bu işe devam etmeyelim. Bu işi bir kapatalım. İşin FM tarafını kapatalım. Yayını kapatıp açacağım. Yani gitmeyin. Kapatıp açacağım. Kapatıp açma sebebim şu. FM'yi izlemek isteyen adam FM'yi izlesin tekrardan. Siz muhabbet makara tayfa hemen burada durun, geri geliyorum yani. Tık tık yapacağım. Tık tık kapatıp açacağım. FM'ci tayfayla videonun burasında vedalaşalım. Esas meselemize geri dönelim. Şimdi tık tık yapacağım hemen. Geliyorum. Görüşürüz efendim tayfa.